Efendim, hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Şehir'in gündemiyle karşınızdayız. Bugün aslında çok sevdiğim, değer verdiğim, değerli bir büyüğüm. Ee, yerel yönetimlerde de çok ciddi hizmeti olan Abdullah Bayram, Samandıra Eski Belediye Başkanı. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı ]aydın. akşamlar, ]iniz. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım, sizlerin başkanlık yaptığı dönemde çok zorlu süreçlerden geçtiğini çok net biliyoruz. Kamuoyu da biliyor. Ee, özellikle Anadolu yakasındaki ve İstanbul'daki birçok belediyelerimiz de biliyor. Sizin döneminizde o süreçleri hakikaten atlatmak çok zordu ve sizler atlattınız. Aslında bu davayı bir yerlere kadar getirdiniz. Çok önemli hizmetler içerisinde bulundunuz. <laughs> Tekrar ben teşekkür ediyorum. Evet hoş geldiniz. Değerli izleyiciler bugün aslında dünden bugüne yerel yönetimleri konuşmuş olacağız. Çünkü yerel yönetimler denilince çok geniş bir alanı kapsıyor. Bu kapsama alanı içerisinde... Bugünkü belediyelerimizin bulunduğu noktayı veya dünkü zorlu şartlardaki bulunduğu nokta neydi? Bunları Abdullah Bayram Bey'le konuşacağız, tartışacağız. Başkanım, evet sizler belediye başkanı oldunuz. Belediye başkanı olduğunuzda yoksullukla ilgili mücadele ettiniz. Hı. Derin devletle ilgili mücadele ettiniz. Küresel yapıyla mücadele ettiniz. Birçok zorlukları yaşadınız. Ve kıtlık içerisinde aslında mücadele ettiniz. Hı. O günkü talep noktasında baktığımızda sizde talep edilen bugünkü sosyal belediyecilikte hemen böyle bir kısaca e, kaç yıldır siyaset yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz arkasından da onların cevabını alalım. Ben önce Akit TV ailesine ve beni izleyen, bizleri izleyen bütün insanlarımıza saygı ve selamlarımı sunuyorum. Selam. Tabii yerel yönetimler deyince insanın doğumundan ölümüne yani cenazesinden varıncaya kadar ilgilenen kamu kuruluşlarıdır. Ben ekonomi okudum. Kökenim imatip mezunu. Refah Partisi döneminde İstanbul'da teşkilatlarda görev aldım. Bilare 90'lı yıllarda o zamanki Refah Partisi'nin İstanbul'da açmış olduğu siyaset akademisi vardı. Orada eğitim gördük. Bilhane 94 yılındaki seçimlerde Samandıra'dan belediye başkanlığı aday oldum. 94-99 iki dönem orada belediye başkanlığı yaptım. Tabii o günler bugün gibi rahat günler değildi. Neden rahat değildi? Bir ekonomi böyle gelişmiş değildi. İki siyaset olarak iktidar başka partide, biz başka partidendik ve hani ikinci sınıf, ikinci sınıf vatandaş deriz ya, ülkenin zencileri deriz ya, o türden o gözle bakılan insanlardık. Toplumun büyük bir kesiminde de parti olarak kendimizi anlatamamıştık yeni yeni anlatmaya başladığımız dönemlerde. O dönemleri hatırlıyorum. Belli kesim, varlıklı veya diğer taraftaki kesimler Biz de itibat kurduktan bir müddet sonra şunu ifade edenler vardı. Ya biz sizi böyle bilmiyorduk. Yani bize anlatılan işte siz dindar yobaz ne derseniz o tür şeyler. Ama geldik gördük ki ya siz hakikaten yani yaklaşım da iyi, hizmet de iyi. Hatta bir tanesi inanç yönünden felsefelerimiz uymuyor bir bayan şunu söylemişti. Başkan gelin güzel hizmetleri yapıyoruz yapın ama bir gün bırakın gidin. Yani bu hizmetleri yapın bırakın gidin. Niye? Hizmetleri beğeniyor ama zihniyeti beğenmiyor. Şimdi bir müddet sonra tabii bizim zihniyetimiz milletin zihniyeti. Milletin tabanından zihniyet. ne geliyorsa o zihniyettir millet ne istiyorsa biz onu yapmaya çalıştık. O gün başarılı olmamızın en büyük etken nedeni de millete hizmet etmek aşkıydı. Ve zorluklar insanı yıldırmıyordu. Biz yılmadık. Zorluklar bizi kamçılıyordu. Daha fazla mücadeleye itiyordu. Her mücadele sonunda daha fazla pişmemize sebep oluyordu. Ve o gün hakikaten yani bugün AK Parti'nin temeli o günkü belediyelerden gelen kamuoyundaki itibardır millet belediyede aldığı hizmeti o belediye başkanlarının ki Büyükşehir'de Sayın Cumhurbaşkanımızın işte o gün gösterdiği başarılar, yerel belediyede alt ilçe belediyelerinde gelen başarılar AK Parti'yi de o zaman Refah Partisi iktidara taşıdı. Ardından AK Partisi iktidara geldi. Ama şunu biliyorum ben, zorluklar insanı pişirir. Rahat içinde yetişen insan imkanı boldur, rahatlığı da boldur. O mücadele etmeyi bilmez, en ufak zorlanma karşısında pes eder ve akıl gider. Evet. Halbuki bir şeyde başarı istiyorsan mücadele etmen şart. Biz o günler onu yaptık. Bütün zorluklara rağmen. Peki başkanım şunu söyleyelim o zaman. Sizlerin bulunduğu dönemlerde hemen SHP sonrası geldiğimiz bir süreç oldu. Ee, SHP'li belediyelerin en büyük e, başarısızlıkları neydi? Neyi yapamadılar? Halkın o kadar büyük tepkisi vardı hemen arkasında Refah Partisi 92 e, ara seçim oldu galiba hatırladığım kadarıyla. Ara seçim mi? Ara seçim de, evet. oldu. Zaman... Ee, birkaç belediyeyi aldı Refah Partisi ama arkasında 94 itibariyle e, muhteşem bir büyümeyle ciddi bir belediyeciliğe imza attı. SHP'li beledi belediyelerin en büyük hatası neydi? Neyi yapamadılar? Şimdi belediyelerin en büyük hatası bir, toplumu es geçmektir. Toplumla iletişim kuramamaktır, kurmamaktır. Evet. Artı yolsuzluklardır, artı hizmet aksaklıklarıdır. Yani o gün İstanbul'u hatırlayanlar bilirler. Nefes alamıyorduk. Ben yaşadığım için söylüyorum. Bugün yeni yetişen nesil bunu bilmez. Gazeteler maske dağıtıyordu. Kışın kömür, bugün şu şartlarda kömür yanıyor. İstanbul'un özell özellikle alçak yerler, işte Göztepe'nin oradan geçerken alçak yerlerde sıkıntı büyük. Nefes alamıyorsun, maske takıp geçiyorduk. Su haftada bir ya geliyor ya gelmiyor. Geldiği zaman saatlerce açacaksın hava akıyordu. Altından çamur geliyor, su geliyordu. E bugünleri gördük. Su ya serin kamyonları vardı İSKİ'nin. Yani o da her yere gelmiyordu biz bu kamyonları biz pek görmedik. Ya kamyonla e, su dağıtım sistemi vardı. Yani ben onu evet. hatırlıyorum, biliyorum. E şimdi o o günden dönüyorsun İslam yollar. Bugünkü asfaltlar, bugün imkanlar yoktu. Yani biz asfalt olsun da çukur olsun razıydık yani araba sahipleri olarak, vatandaş olarak yeter ki bir yani tozdan, çamurdan kurtulsun ayak diye. Tabii o günkü belediyelerin yapacağı hizmetlerle Bugün farklı konuma geçti. Bugün hizmetler farklılaşıyor ister istemez. Talepler değişti. Tabii ihtiyaç neyse. Bugün karnı aç olan adam ilk derdi karnını doyurmaktır. Doyurduktan sonra sırtını giymektir. Giydikten sonra ev ihtiyacı, araba ihtiyacı hepsi başlıyor ardarda. Arda. Ama önce aç karnına ötekilerini düşünemezsin. Peki Samandıra Belediye Başkanlığı'nı aldığınızda ee, nasıl bir belediyeyi aldığınızı, o günkü şartlarda biraz göz önüne getirirsek tekrar, böyle hafızayı beşerden tekrar alalım. Ee, ben nasıl bir yer aldım, nasıl düzelteceğim veya nasıl hizmet edeceğim diye en çok sıkıntı neydi? Şimdi belediye başkanı, 92'de Samandıra Belediyesi belediye oldu. O zaman bir arkadaşımız vardı. Yaklaşık evet. 20-22 ay belediye başkanlığı yaptı. Tabi Samandıra köyden yeni belde olmuş. Haliyle asfaltı olmayan, altyapısı hiç olmayan, suyu olmayan çünkü büyük yere de bağlı olmadığı için, büyük yerin alanı mücabili dışında, alan mücavir alan dışında olmayan, ulaşım derdi olan, ulaşımı uyan, çok yani? az olan yani, olmayan demeyelim de anahtar geçen arabalarda ki sabah duraklardan otobüs binmek mümkün değildi. İş sıkıntısı derdi olan, Anadolu'dan insanları kalkıp gelmiş yeni yerleşmiş veya yerleşiyor, nüfusu hızla artan bir yer. Tabii ilk yapmak gereken nelerdi o günkü şartlarına göre? Dönüyorsun, bunlara bakıyorsun. Bizim belediye olarak vatandaşa iş bulma diye bir e, hukuki yükümlülüğümüz yok. Ama o gün detlerimizin en başında gelen insanlara iş bulmaktı. İş alanları açmaktı ve açılanlara yardım etmekti. E tabii alt, yol istiyor. Vatandaş diyor ki ben çamurdan diyor, çizmelerle çıkıyorum, gidiyorum fabrika gittiğim yerde utanıyorum ve çamurdan geliyorum diyor. Belli ki varıştan geliyor. E, hakikaten evine gidecek ulaşım yok, araba yok. Ana merkezlere geliyor, onda binebilirsen şansına. Su yok, altyapı yok. E, o zaman işte çukurlar, kuyular vardı. Vidancörlerle beraber çekip işte bir tarafa boşaltıyorlardı. Hizmetler böyle gidiyordu. Ama hakikaten Allah'a şükür insan çalıştıkça, vatandaşla el ele verdikçe başarı zaten kendiliğinden geliyor. Sıkıntıları çekiyorsun ama o sıkıntı dediğim gibi insanı pişiriyor. Yarına daha iyi hazırlıyor. Daha iyi nasıl yaparım konumuna insanı getiriyor. Ve ilk sıkıntılar işte asfaltla başlandı, altyapılar yapılmaya başlandı, işte ulaşım derdi çözülmeye başlandı. Ondan sonra yeşillendirme, ağaçlandırma İlk, i̇lk dönemler hatta biz ağaç dikerken bazı vatandaşlar, bazı meclislerimiz de aynı. Ya bu kadar sıkıntı varken ne gerek var ağaç dikiyorsun masraf ediyorsun. Ya bugün onun meyvesini alıyoruz. E, tabii şimdi o gün aldık onun çok yüklü bir masrafı da yok. Geçti, o gün ağaçlar bugün gibi ucuz değildi, pahalıydı. Ama yine de bütçede çok düşük yer tutmasına rağmen yine karşı çıkanlar ne gereği var diyenler vardı. Ama o ağaçsız medeniyet olmuyor, o ağaçsız şehir olmuyor. Bugün ise şeyle de ormanlar nasıl yaparız şeyin içinde onu tartışılıyor. O zaman yollara nasıl dikeriz tartışması vardı. O nedenle tabii ülke geliştikçe, insanların ekonomileri arttıkça, bilgileri arttıkça medeniyet de artıyor. Ben geçtiğimiz günlerde aslında değerli izleyiciler çok önemli birkaç fotoğraf karesinden bahsedeyim. Bu fotoğraf karelerinden bir tanesi şuydu. Allah sağlık selamet versin. Aziz Bayraktar amcamız var ee, İlk Samandıra İmam Hatip'inin yapılışı. Allah sağlık ve uzun emir versin. Evet, <laughs> e, O fotoğrafları gördüm. O fotoğrafların içerisinde Abdullah Bey'in ilk Samandıra'daki İmam Hatip Lisesi'nin açılışında çok önemli katkısı olan ama hayırsever bir iş adamıyla birlikte. Çünkü o günkü şartlarda e, belde belediyelerin bütçesi kısıtlıydı ve e, hükümette başka hükümet olduğu için, Koalisyon hükümeti vardı, ee, ana-sol hükümetleri döneminde çok da ciddi imam Hatip sorunuyla ilgili e, başörtüsü sorunu vardı. Ee, Baya sıkıntı çektiler. Ee, Aziz Bayraktar İmam Hatip Lisesi'nin e, açılışına baktım. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönem belediye başkanı oluşu sizlerin vesairesi o kareleri bir böyle gözlemledim. Çok hoştu. Bugün evet geçmişlerinizin ruhuna birileri bir fatiha okuyacaksa ne mutlu size. Çünkü sonuçta hizmetlerde bulunursanız ülkenin kalkınmasında yerel yönetimler diye geçmeyin. Dün yerel yönetimlerde olabilirsiniz ama önemli olan hizmetteki devamlılıktır. Bugün başkan olmazsanız bile dahi milletinize, vatanınıza hizmet edip İslam yaratıyorsanız ne mutlu sizlere. Ee, özellikle tekrar Aziz Bayraktar amcayı iade e, etmekte yarar var. E, kendisine de sağlık ve selamet dilemek var. E, o günkü fotoğraftan, bugünkü baktığımız Aziz Bayraktar'ın devasa bir okulu var. Hemen Samandıra'nın arka evet. kısmında. E, orayla ilgili de bizlerin de az çok bir takım emekleri var. E, oradan da tekrar e, burada dile getirelim. Sizler o günkü şartlarda eğitimle ilgili ciddi mücadele verdiniz. Bu bürokrasi nasıl e, işliyordu ve nasıl yardım alabiliyordunuz? Şimdi ondan evvel isterseniz bu yardımlar Aziz, Aziz açmışken konuyu ben de aynı konu üzerine gideyim sonra buraya geçeyim. Şimdi ilk belediye başkanı olmadım da aday, aday. seçim çalışması yapıyoruz. Bir kaset gönderdiler bize. Hala kimin yaptığını kaseti bilmiyorum. Seçim şarkısı. Güzel de bir şarkıydı. Hakikaten hala millet şeyle müziği de güzeldi. Kimin yapıp gönderdiğini bilmiyorum ben. Hı hı. Kendim. Seçim bitti. Başkan seçildi. Samur e, Deryası. Hizmet lazım, imkanlar az. Kısıtlı. Ümraniye'de Nur Hafriyat. Hı, nur Hafriyat. Nur. Evet. Ben ta o zaman tanımıyorum tabii. Sonradan tanıştık. Allah razı olsun. Seçimden sonra katosunu kamyonlarını gönderdi. Nezi varsa. Al şoförleri benden, makineler benden, sadece mazotunu koy, çalıştır. Bugün herkes kamudan beklerken bir şey olsun devlet yapsın, belediye yapsın, o yapsın derken o günkü bizim insanlarımız bizim belediyeler başarılı olsun diye kendi varlıklarını ortaya koyuyordu. Bizim birçok başkan arkadaş Almanya'ya gidiyor, Almanya'dan para topluyor belediye araç alıyordu. Evet. Yani o günkü şartlarla. E tabi bu, bu, kamu desteği hem maddi hem manevi destek. Manevisi çok maddesinden çok daha önemli. İster istemez insanı o çalışmaya daha başarıya yöneltiyordu. Buradan dolayı genelde katkı alıyordunuz. Tabi. Katkı buradan geliyor. O bürokrasiden örneğin siz kamuya gittiğinizde Milli Eğitim Bakanlığı'na gidip okul isteyeceksiniz. Ve valiliğe geliyorsunuz, il Genel Meclisi'ne bir şey yazıyorsunuz. İstediğiniz karşılığı bulabiliyor muydunuz? O zaman ben, samandır olarak bizim şu avantajımız vardı. Boş arazimiz çoktu. Genellikle valilikten veya milli eğitimden okul çıktığı zaman Sultanbeyli'ye veya başka bölgelere okul alanı bulmakta zorluk çekiyorlardı. Biz ise imarda da ayırıyorduk. Alan rahatlığı, A alan rahatlığı vardı. O nedenle birçok okulu dönemde aldık. Sanat okulunu aldık. Normal okullar geldi. Hatta hı hı. bir tane yer Sultanbeyli yolu üzerinde yerimiz vardı, kamu yeri. E, fakat vatandaşın biri ismini vermeyeceğim. iş adamı o günkü iktidara da yakın bir iş adamı oraya el koymuş. Çevirmiş etrafını. Biz de orası çok amaçlı okul yaptık. Okul çıktı. Bu dediğim deprem öncesi hemen 99 yılı okul hı hı. çıktı. Büyük 8 dönüm alan içinde büyük güzel bir okul. O bölgede hakikaten eğitimi yükseltecek kaliteli bir okul. Müteahhit geldi, şantiyeyi kurdu. Ardından beni kaymakam aradı. Ya başkanım dedi nedir bu dedi. Bir baş, başbakan hariç beni bakanlar hepsi aradı. Bir başbakan kaldı aramaya. Nedir bu diye. Adam bastırdı. O gün okul oradan kalktı okul başka tarafa gitti. İlginç. Yer kamunun yeri. Ha, böyle şeyler oluyordu. Karşılaşıyordunuz. Olmaz mı? Benim bir stabzü ocağım vardı. Yani benim derken, belediye olarak, yine e, ormandan kiralanmış, oradan bu asfaltların veya toprak, o zaman asfalt olmadığı için toprak zemine stabzü seriyoruz, çamurdan kurtarsın diye. Yani ince kırık taşlar diyelim. Bu stabzü ocağı daha önce karayolları kullanıyordu, biz belediye olarak devraldık. Bunun e, kullanım süresi 2005 yılında doldu. O zaman Tansu Çinliler Başbakan, biz burayı uzatmaya uğraşıyoruz çünkü çok ihtiyacımız var. Yani bizim ondan sonra en az 5 sene daha oraya ocak kullanacak şekilde. Fakat siyaseten vermediler bize. Hmm. Ondan sonra gittim Tepeören'den. Başka malzeme getirdim ki o malzeme tabi mesafeden, nakliyattan dolayı fiyatlar iki kat. Yani bir kamyon iki kamyon dökeceğim, bir kamyon dökerek. Artı o malzemeden yazın güzel oldu. Fakat kışın yağmur yiyince bıcık bıcık çamur oldu. Perişan etti bizi. Daha sonra tekrar gittik işte bizim refah yol hükümet döneminde. Gittik bakanlıktan tekrar olan süresini uzattık. Ondan sonra aynı şeyi kullandık. Ama kamu da bile sırf siyasi başarı yakalanmasın diye o günkü iktidarlar tarafından çok şeyde engellemeler vardı. Çok ciddi mücadelelerden e, karşı karşıya kaldınız. Ben özellikle o günkü kısıtlı şartlarda sizin sosyal etkinliklerinize baktığımızda yağlı güreş etkinlikleriniz vardı. Özellikle sünnet şölenleriniz vardı. yine çoğu zaman dönem dönem işte eğitimciler olsun, başka branştaki meslek sınıflar olsun, Samandıra halkının genel kucaklaşmasıyla yerel yönetimlerin etkinlikleri olsun. Çok önemli etkinlikler ve şenlikler yapılıyordu. Bunları yaptığınızda Karşılığında nasıl bir tepki alıyordunuz? Olumsuz muydu? Genelde e, hayır. Aslında halkın bir arada olması için değerlerin bir arada bir kültür olarak sürdürülmesi adına e, nasıl bir karşılık buluyordu? Şimdi bu hizmetleri baştan yaparken bir kere teklifler hep tabandan gelir. Yani biz çok mu belediyeci biliyorduk? Okulda 3-4 aylık bir okulda aldığımız eğitim. Başka evet. belediyeci bilgimiz yok. Ama ufkumuz açık. Gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Birisi diyor ki şu kültür şölenini yapalım. E bakıyorsun maddi boyutu nedir? Getirisi nedir? Götürüsü nedir? E toplumun bunlara ihtiyacı var. Güreşler daha keza bir ekip geliyor böyle böyle işte size yakışır. Pehlivan olduğunu biliyorlar zaten. Pehlivansın gel burada yapalım. Ve bakıyoruz olur. Topluyorsun pehlivanları üst başlarını çağırıyorsun. Getiriyorlar ekipler, konuşuyorsun kuruyorsun. Zaten ondan sonra halkın teveccühü kendisini gösteriyor. Bırakın seneye o program gelmeden ne zaman diye sormalar başlıyor. E tabi tabanın o to, şey derim, bir güreşte ortalama 4-5 bin insan seyrediyor. E, ya yani, o gün şartlarda az bir rakam değil bunlar. Veya bir festival yapıyorsun veya işte bir sanatçılar getiriyorsun ki biz hep uygunla kaçıyorduk. Hafta içinde yapıyorduk, hafta sonunda yapmıyorduk ki hafta sonunda sanatçılar pahalı oluyor. Hafta içinde çok evet, yani hatıra evet. gönüle geliyorlar çünkü boş oldukları için geliyorlar da. Ama o şeyde bile 10 bin kişi toplayabiliyoruz. Ya o kadar küçük alanlarda bile toplayabiliyor. Peki şimdi Sancaktepe Belediyesi 3 beldeden oluşan bir belediye. Daha önce İsmail Erdem Bey'i de konuk olarak aldığımız için genel bir değerlendirmesini almıştık. Yeni Doğan ve Sarıgazi dışında Samandra daha müsbet ve borçları en az seviyede olan, yönetimi daha farklı olan, alanıyla da daha muhafazakar bir yapıya sahip olan bir özelliği vardı. Bunları neye bağlıyorsunuz? Şimdi Samandıra geçi yeni doğan da aynı. Şimdi Sarıgazi biraz farklı. İki açıdan da farklı. Bir siyasi açıdan farklı yapıya sahip. Merkezi sahipti. olarak da çok farklı. İkincisi alan dar, yapılaşma fazla. Evet. Samandıra'da alan geniş, yapılaşma azdı. Evet başka. Dolayısıyla ilk geldiğimiz işteki, benden önceki arkadaş başlatmıştı, biz devam ettirdik. Planlamaları, süratle. Önce 5 binlik planlar. Niye? Plansız iş yapılmaz. Yani plansız yaptığın iş yarın sıkıntı getirir senin başına. Süratle planları, nazım planlar üzerine hareket ederek planları tamamladık. Ve buna göre yollar, şekil, e, binalar yavaş yavaş şekillenmeye başladı bu arada donatı alanlar özellikle işte evet. okul alanları park alanları dini alanlar buna benzer alanlarda bu planlarda ortaya koyuyorsun. Bir taraftan da şunu yaptık biz dedim ya insanların en çok işe ihtiyacı var. O günkü şartlarda biz insanların çalışabilir ticari alanlar, depolama alanların nerede yaparız diye bölge bölge ayırdık. O gün hakikaten ihtiyaç vardı. O günün ticaret insanları, sanayicileri bölgeye yoğun şekilde davet ettiler. Biz de hem kendilerine kolaylık sağladık hem onlardan imkan sağladık. Yani iki türlü imkan. Bir işte imardan, şundan, kuruluştan, ruhsattan feragat ettiniz. Ama diğer taraftan da işte şölen yapılacak, sünnet yapacaksın, güreş yapacaksın. Onların imkanlarıyla. Yani işte çağırıyorsun, toplantı yapıyorsun kim ne verecek diye. Sağ olsunlar. Yani hep karşılıklı bunlar yani şey olmuyor unutmuyorum ee, yani reklam olurum bilmiyorum bir firma var ismini vermeyeyim üç kişi geldi beni ziyarete böyle böyle biz koltuk ile malatı yapıyoruz Türkiye'de meşhur koltukları var bunların yani sanayi ticari ticaralı koltuk üretiyorlar büro abi büro malzemeleri evet. büro mobilyaları konuştuk olabilir mi olur dedik. Alan müsaittir. Olur yaparız. Fakat çıkarken bir tanesi dedi ki ya ben bir dakika müsaade. Edeyim, ben bir şey konuşacağım sizinle. Buyurun dedim. Ya dedi ben Yahudi'yim. Yahudiyim dedi. Yahudiyim dedim. Ya siz de biliyoruz hani Refah Partili olarak yarın bana sıkıntı olur mu? Ya yani? ben bileyim de ona göre gireyim diye. Kendisine dedim ki senin dinin sana, benim dinim bana. Sen eğer misyonerlik yapma niyetim varsa hiç düşünme. Ama ticaret de geliyorsan hay hay buyur. Bütün kolaylıklar var. Ve o adam o fabrikadan ne kadar eleman alacaksa kendine müracaat eden elemanları bile belediyeye gönderdi. Oradan referans alın gelin. Ben size öyle işe alırım diye. Biz orayı sattıktan sonra dahi ilişkilerimiz devam etti. Son birkaç senedir artık bir görüşemiyoruz ama. E şimdi bu yaklaşımlar Karşılıklı yaklaşımlar zaten sana getiriyor. Bir şey yapacaksın, senin en iyilik görmüş, kolaylık görmüş. Çünkü sanayicinin en büyük derdi bürokrasidir. Evet. Yani gidiyor git gel olmadı bitti bitecek yani imardan problem var yapmazsın aylar sürer adam bunu alıyor Adam o kolaylığı görünce yani bir tane daha anlatayım isterseniz. Mercedes şeyini vermeyeyim bölgede şey kuracak bir belediyeye gittim diyor. Lojistik lojistik şeyini kuracak. Birisi bir gün dedi bana, birisi falan senden görüşmek istiyor. Hayır hay buyursun gelsin dedim. Aldım bir şeyi muhabbet edip gitti. Böyle böyle kuracağım. Buyur kurabilirsin dedik. Ardından daha sonra anlatıyor. Sen olduktan sonra diyor, ben bu yatırımı diyor. İstanbul'un karşı bölgesinde başka bir belediye kuracaktım diyor. İmar müdüründen görüşmek için 4 saat bekledim diyor. 4 saat sonra ayak üstü bir şeyle konuşun, yarım yamalak bir şey dedi. Tavan bozuldu diyor. Sonra döndüm bu tarafa diyor. Ama diyor kafam gene orada o tarafta. Niyet olarak o tarafı düşünüyoruz hep. Senden daha başkandan gelir gelmez beni odasına alıp bunu kabul edince ben zaten fikrimi anda değiştirdim diyor. Ben burada kurmam lazım dedim kurdum burada. Burada iş yapılır. Öyle ya şimdi insan nerede kolaylık buluyorsa. Şimdi o insandan yarın ben. Buyurun arkadaş toplumsal şurada sünnet şölenimiz var. Kaç çocuğun sünnet masrafını üstleniyorsun üstlen. dediğin zaman. Adam seve seve yani zorlamana gerek yok. Seve seve ele veriyor. Bu. Peki ben özellikle şuna gelmek istiyorum. Ee, Sancaktepe'nin genelde e, problemli üç beldeden oluşu olarak gelip bir ilçe olması söz konusu ve ciddi sorunlarla da karşılaştı. Ee, bu sorunların e, temeline baktığımızda hep imar sorunları çıkıyor. Ee, Ataşehir, Çekmeköy, Sultanbeyli, Ümraniye yakın, Maltepe yakın olduğu dediğimiz sınırlar var. Ee, mevcut imar uygulamalarının şu anki Sancaktepe'nin imar uygulamalarını nasıl buluyorsunuz? Vatandaşın e, şeylerini karşılıyor mu? Ya şimdi İhtiyaçları. Imar da aslında vatandaşın ihtiyacından ziyade toplumun yani kişide ihtiyaçtan ziyade toplumun ihtiyaçlarına bakılır. Orada yaşayanları. Şimdi benim arsam var. Arsamda isterim ki kurabildiğim kadar çok bina kurayım. Niye? Ranttır benim için. Ama her kurduğum binaya yaşayacak insanlara okul lazım. Cami lazım, park lazım. Sosyal donatı alalım. İşte abi. sineması lazım, kültürel alanlar, hepsi lazım. Evet. Araçları park edecek parklar da lazım. Şimdi bunları temin edemedikten sonra oraya nüfus imanın bir anlamı yoktur. Belediyeler bunları hesaplarlar. İmar da hesaplanır. E bu bölgeye şu kadar nüfus gelmesi lazım. İmarını şunu verelim diye. Ona göre verilir. Şu anda genel olarak bölgelerde hakikaten yani imar çalışmaları şunlarda bu pek sıkıntı yok. Ha, bazı sıkıntılar var. Belki işte bazı ruhsatların geç alınmasında şunda bunda sıkıntılar olabiliyor. Ama genel manada bakıyorum şimdi bütün belediyeler eski o e, o, o günkü yani ne bulursak yapalım zihniyeti yavaş yavaş gidiyor. Hakikaten toplumun yaşayabileceği alanları çıkarmaya çalışıyorlar. Bu aşağı yukarı bütün Türkiye'de genel manada söylüyorum onu. Tabi buna işte refahlı belediyeler başladı. AK Parti belediyelerinin öncülüğünde devam ediyor bunlar. Ee, onun dışında pek şey yok. Peki e, bugün e, arz, arsa üretim merkezine baktığımızda Sancaktepe kısıtlı. Fazla Hı. bir alanı yok. Bir Paşaköy bölgesi ile işte Samandıra'nın biraz... E, ...yeşil alanı var ama... ...onun dışında da Sancaktepe'de böyle boş bir alanı yok. Kışların olduğu bir bölge var. Orası ilgili de... ...İsmail Erden Başkanımız uzun süredir uğraşıyor. Bir şeyler üretmeye çalışıyor. Problemleri de pek de çözdüğümüz... ...söylenemez. Yani kısıtlı imkanlardan gidiyor. Vatandaşın genelde... ...olumlu bir yapısı, bir iş adamı olarak da... ...bugün düşündüğünüzde... ...en çok tepkinizi çeken nedir bölgede? Yani şimdi kısıtlı alan aslında alan sancak de bol. Bol. Yani bol. Şimdi sarı Gazi kısmında yok. Evet. Yeni Doğan'da alan var ancak o da epeyce doldu özellikle geçmiş dönemde biraz fazla inşaat yapılması doldurdu. Ama Samandıra bölgesinde hala var, artı Paşa köyü var. Yani al, 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 alan alan darlığı yok. Bir de tabii yeni yollar şimdi diyelim zaten tem içinden geçiyor. E5 bir tarafından geçiyor. Üçüncü yol öteki tarafından geçiyor. Bağlantılarda önümüzdeki süreçler daha da samandıran içinden bu geçiyor tabi. Şimdi askeri alan var. Askeri alan yani ne kadar süre tabii bir şey söylemek zor ama ben bildiğim kadarıyla bütün şeyleri bitti onların. Askerlerin yani taşı, en son taşın bizler de görüştüğümüzde sözleşme en son Ankara'ya gidişleriyle birlikte onu takip ettiklerini söylemişlerdi. Evet yani askeriyen yani taşın Tam taşınma meselesi var. E, tabii projenin hayata geçirilmesi var iki bazı şeylerin ihaleye çıktığı da söyleniyor. Ya tabi bir süreç istiyor bunlar. Bazen gönüllü istiyor ki bazı şeyler çok hızlı olsun ama ya imkan yetmiyor ya işte şartlar zorluyor. O nedenle de yani zaman da gelişmeye çok daha müsait. Yani çok daha hem yapılaşmada düzgün yapılaşmada daha doğrusu. Bir de eski binalar hani kentsel dönüşüm bizde çok aşırı bir kentsel dönüşüm bölgede yok. Ancak binalar kendilerini yeniliyorlar. Yeni, evet. Yani bir araya gelip çok binalar birleşip ziyade ama binalar evet. herkes kendi binasını güzelleştiriyor. Ben mahalleleri bile geziyorum hakikaten. Eskiden o tuğla sıvası olmayan binalardan şimdi hakikaten cepheleri güzelleşmiş. Tabii işleri de ona göre güzelleşiyor. Yani hakikaten insan varlığı arttıkça e, şehir de güzelleşiyor, insanlar da güzelleşiyor. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler bu arada kısa bir reklam arasına gidelim. Hemen arkasından devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abdullah Bayram, Eski Samandıra Belediye Başkanımız. Ee, Sayın Başkanım bir de aslında özüne biraz daha dönelim. Neydi o konu? Ee, 28 Şubat'ta Özellikle Refah Partisi belediyelerin çektiği sıkıntılara biraz dönelim. Ee, neydi? Bir paşa vardı meşhur. E... Doğu Silasyonu. Doğu Hangisi, Doğu isim? silahçı oldu. Ha Doğu silahçı oldu. Evet. Türkiye herhalde. Bu beyefendi e, çok önemli e, şeyler veriyordu. Neydi? Kısaslar veriyordu. Belediyeleri dolaşarak tehdit ediyordu. Size de uğradı mı? Yok bana uğramadı. Size uğramadı. Sultan ile çok uğraşıyordu. Sultan ile çok uğraştı. Çok uğraştı. E, Sultan Bey'in caddelerine hatta dolaşmasıyla birlikte Atatürk'ün heykellerini diktiği yerler oldu. O günkü şartlarda geldiğimizde siz 28 Şubat'tan ne kadar etkilendiniz? Şimdi toplumun etkilendiği kadar biz de etkilendik. Evet. Yani insan örneğin imam hatip yapamazsınız, başörtülü şuraya gidemez, buraya gidemez veya çalıştıramazsınız gibi tepkilerle karşılaşıyor muydunuz? Pek olarak ben şu tepkiyi almadım. Yani bana alan çok arkadaş vardı. Özellikle başörtüler üzerinde çok tepki vardı. Baskı vardı daha doğrusu. Birçok belediye başkanı arkadaş başörtüleri önden görünmeyecek kısımlara çektiler. Geri hizmetlere. Geri hizmetlere çektiler ki önde evet. görünmesin diye. O yönde baskı vardı. Ben bizzat yaşamadım ki ben o dönemde başörtülü eleman dahi aldım. Hı hı. Ha sitemeden kaymakamlar veya komutanlar oldu ama bu normal konuşma sistemleri onlar. Onlar da bizim için çok önemli değildi. Ha, ben şuna dikkat ediyordum. Ben Kamu karşısında, kamu vicdanına mahkum olmaya. Ne? Ya, yaptığım her işte ona bakıyordum. Kamu karşısında çıktığım zaman yüzümü kızaracak bir iş yapmış olmaya. Öteki taraftan hukuki sıkıntılar olabilir veya yukarıdan hukuki olmayan sıkıntılar da olabilir. Onları zaten hazır olarak giriyorsun. Ona hazır olmayan zaten o siyaseti yapamaz. Bir takım işler yapıyorsun. E, acele yapman gereken iş var. Bazen ister istemez o işi yaparken Statüye uy uyamayabiliyorsun. Atladığın şeyler olabiliyor. Ama şunu diyorum. Yaptığım iş doğru mu? Yarın birisinin karşısına, bir mahkemenin karşısına veya halkın karşısına çıktığımız zaman halka hesabını verebilecek miyiz? Veriyorsak mesele yok. 28 Şubat'ın baskıları, halkın kabul ettiği baskılar mıydı? E, değildi. Ona tepki koyan zaten kahraman gözüyle bakılıyordu. Bizim taban tarafından özellikle. E, tepki koymakta işte 28 Şubat'ı olduğu yerde işte 100 bin yıl sürecek Şubat 5 yılda bitti. Niye? Halk arkasını almayan, halktan desteğini bulmayan, halka dayanmayan hiçbir güç uzun süre iktidarda kalamaz. Irak'ta Saddam'ı beğenmeyebilirsin. Ama Saddam'ın eğer halktan en az %25 desteği olmasın hiç iktidarda duramazdı. Halk, her şeyin ha. arkasında halk olsun. 28 Şubat'ın arkasında ne kadar destek vardı? Çok az. Eğer %25 destek olsaydı 28 Şubat devam ederdi. Bu kadar net. O kadar net söylüyorum. Peki. Ee, şu 15 Temmuz meselesine gelelim. 17-25 Aralık sonrası başlayan bir süreç var. 15 Temmuz darbe evet. cuntacı hareketi var. Bu cunt hareketiyle birlikte ülkemize yapılan bir saldırı var. Bu saldırılarla birlikte o süreci biraz süzgeçleyelim. FETÖ terör örgütünün bu kadar büyümesi ve arkasında bu gibi olaylara kalkışması, kendi halkına kurşun sıkacak kadar aşağılık barbarlaşması, bunlar nasıl yorumluyorsunuz? Geçmişte bile düşündüğümüz, tartıştığımız bazı konular var. Bu konulardan biri de işte o FETÖ'nün cemaatiyle ilgili. Bir takım sıkıntılarını görüyoruz. Sıkıntıları biliyoruz, yaşıyoruz bizatihi. Ama bir taraftan da hep şu mantıklarda yaşıyor. Ya bu da bir cemaattir. Dertleri, sıkıntıları, yanlışları bol. Fakat bir cemaattir. Hatalar var, düzeltilir diye. Fakat benim aklımın almadığı geçmişten beri birkaç şey var. Ne birincisi, demek birincisi 28 Şubat döneminden sonra Türkiye'de sıkıntıya giren ne kadar üst kesim dini cemaatler veya kişiler varsa bunlar genellikle karşılıklı bölgeler. Türklerin yoğun olduğu ya Avrupa'dır veya işte e, Müslüman ülkelerdir ki faaliyet gösterebiliriz rahat yerler olsun diye. Fakat FETÖ Amerika'ya gitti. Ondan evvel de şunu biliyoruz gene, bütün konuşmalarda ben 90 körfez harbide dahil, daha geçmişleri de vardı onları söylemiyorum dahil Amerika'nın ve İsrail'in aleyhine ben duymadım. Yani belki konuşmuştur, ben duymadım. Ki dönem dönem dinliyorduk, dinlettiriyorlardı. Duymadım konuşmasını. O bizi çok rahatsız ediyordu. E diğer taraftan bütün işte dinler arası diyalogtan tut, Türkiye'deki bütün parti liderlerinden hep hoşgörü, samimiyet kurabiliyorsun. Ama bizim inançlı kesimle, işte rahmetli Erbakan hocamızda veya bizi yakın kesimde bu diyaloğu bir türlü kuramadık ve yaklaşmadılar. Bunlar tabii içerdeki sıkıntılardı. Ama bu sıkıntıların hakikaten vatana ihanet haline dönüşeceğini hiç aklımızın ucundan geçirmesin. Ben geçirmezdim şahsen. Yani biliyoruz bunun önünde kukladır, arkasında güç Siyae'dir, Amerikadır, İsrail'dir dünyada bu o kadar okulların açılması, Türk Devleti'nin ulaşamayacağı yerlere, bulunan okulların gidip ve rahat rahat kurmaları, Doğu blok ülkelerinde bile rahat rahat kurmaları, belli ki arkadaki dayı büyük. Bunu zaten en basit e, düşünme algısı az olan insanlar bile bakınca anlama imkanına sahiptir. Ama bu ihanete dönüşecek şeyse algısı bizde de yoktu. O nedenle, ki bunun arkasında FETÖ'den ziyade SİHA'yı kullandığı adamlar bana göre daha çoktur. Hukuklu olarak onu kullanmıştır, Peki, ekibini etrafımızda kullanmıştır. Etrafımızda başka dostlar var, şu var, bu var. Uzun yıllara dayanan komşuluk ilişkilerimiz var vesairesi. Buna halen bir tiyatro gözüyle bakanlar var. Halen efendim e, Hoca Efendi diyenler var. Veya Hoca Efendi yapmadı diyenler var. E, kör gözlerle buna inanmak istemeyen bir kitle var. Bunları nasıl görüyorsun? Ben şimdi onları şu, şu birkaç kısma ayırmak lazım da genellikle bir kısmı bundan hakikaten samimi. Ama öyle inandırılmış. Niye öyle, bu kadar kör? Genellikle bunlar inançlı fakat dini bilgisi fazla olmayan insanlar. Hmm. İnanç var, dini bilgi fazla yok. O tarafta ibadet yönünden şu yönden fazla sıkmıyoruz hani. Hmm. Ticarette evet. bir rahatlık veriyor o yanaşıyorlar. Hem dini taraflarını tatmin ediyorlar. Fazla zahmete girmeden tatmin ediyorlar. Ve bir takımdaki konuşmalar başka şeyleri etkiliyor. Ben 97 yılında hacca gittim. Gittiğimde ismini vermeyeceğim gene. onların üst düzeyinde ekipler. Altı kişiydik. Beş onlar, bir kişi ben. Ben de tevafuk onlarla gitmedim aslında. Tek başıma gittim. Havaalanında son günler biraz işçi statüsüne gittiğimiz için Onlarla beraber düştük işte başka olarak aralarına katıldık ve orada hep şunu diyorlardı ya bir şey yapıyorlar hoca bizi görüyor hoca bizi çünkü görüyor hoca görüyor biliyor ne yaptığımızı biliyor hoca e, tabii ki biliyor niye çünkü her tarafa sistem kurmuş tabii onu bugün çözüyoruz yani o gün o gün onu bilmiyoruz biz tabii. de bilmiyoruz hatta yani birisini birisi, 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 ismiyorum yani. birisi İhsan kalkavandı mesela ya anlatıyorum diyorum bakın Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Bilse Allah'ın Resulü bilir. Alemlere rahmet olarak gündürüp peygamberimiz bilmedi. Allah bildirdiyse bildi. Allah bildiriyor bunu. Yani Hendek Harbi'nde de e, devesi kayboldu. Münafıklar nedir? işte bak peygamber devesini bilemiyor. Allah bildirir diyor ki Allah bildirmeyince ben nereden? Ben de bir beşerim. Ha, ferasız sahibi olabilirsin. Ayrı mesele. Ama onlar değil. Ne yaparsak biliyor görüyor. Ya çok tartıştık tartıştık bir ikna etmek mümkün değil. Hatta bugün dedim ki e ee, dedim gidelim hocaya mı? Hocaya. Hmm. Ben elime bir şey gizleyeceğim veya benim bir gizleyeceğim. Kim siz de bilmeyeceksiniz. Eğer ne gizlediğimi bilir söylerse bana ben de sizin gibi inanayım. Tabii öyle bir şey nasip olmadı. Ama onlar o gün samimi olarak buna inanıyorlardı. Ya iyi ki de nasip olmamış ya. Yok ya ben olsa benim fikrim bu kadar eğitim aldık bu fikirden değişmez de. Evet. Yani bilmeyeceğini biliyorum. Yani mümkün mü? Yani mümkün mü? benim elindeki kim olursa olsun elimde ne var? Ha tahmin edebilir. Ferahsız sahibidir. Tahmini yüzde otuz tutar. Yani üç tane atar bir tanesi tutabilir. Çünkü eline ne koyabilir düşünebilir. Ama ötekini bilmek yani o zaman bildiğimiz şeylere aykırıdır bu. Peki etrafındaki iş camiasına baktığımızda inançlı ve itikadlı bir grup tanıyoruz örneğin. Bunların ilmi akademisi nasıl olur bu kadar körlemesine inanmış olabilir? Yani ne oldu da inandırıldı bu kadar? Şimdi genellikle bunlar benim gördüğüm tabi çok geniş çaplı bilmiyorum işlerine fazla girmediğim için. Ama gördüklerim kadar genellikle dini bilgisi fazla olmayan ama inanç yapıları, aile yapıları manevi boşlukta olanlar mı daha çok şey? Ve, ve varlıklı olan ve alt kesimden de bahsetmiyorum. Genellikle varlıklı olanlar. Evet bir şekilde aileler şunu istiyor. Hem çocuklarımız varlıklı dini eğitim biraz alsınlar. Ama hem de bizim o zaman radikal denen işte bizim bu diğer tarikat, cemaatler veya partilere kaymayacak. Onu da istiyorlar bir taraftan. Yani şey ılımlı Müslüman ne dersen diyelim o günkü tabirle böyle bir nesil. Tabi varlık da var. E öyle olunca tabi onlar da hitap ve bağlamla ikili bağlamlarda da hakikaten işte şey yapıyorlar, dönem dönem işte konuşmalara gidiyoruz, sohbetlere çağırdılar. Bazılarına işte hatıra katıldıklarımız oldu. Ya bütün konuşmalarda hep şunu söylüyorum. Konuşmalarda bir şeyler anlatıyorlar, kitap okunuyor, ardından bütün hayır hasenat. Ama hayır hasenat da onlara verilecek hayır hasenat. Ben de işte buna çok karşıyım. Hayır hasenat herkese yapılır. Himmet paraları. Hem o zaman direkt Bağışları. Oynuyor. Himmet demiyorlar da okurken Hizmet. himmet Hizmet. Himmetim toplantılarda istiyorlar. Evet. Bu dediğimiz bizim normal sohbet, para toplama değil. Ha, normal, normal sohbetle hayırlı, de ama konu dönüp 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 hayır yapmanın, hayır da onlara yapmanın ne kadar fazileti. Hoca kendi da... de onu da görüyor muymuş? Yok hoca, şeyimiz yok, para ile olmaz hocanın. Ha yok hocam, ben onu o sohbette yo, yo, para toplu. Her topluma... şeyinizi gördüğüne göre onu da görüyor muydur? <laughs> 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 Peki. Başkanım ben tekrar şuna geleyim o zaman. Ee, özellikle yerel yönetimler kısmında şu var. Dünün yerel yönetimi ve bugünün yerel yönetimine gelecek olursak AK Parti iktidarı içerisinde birçok belediye başkanımız değişti. Vekillerimiz değişti, meclis üyelerimiz değişti. İl Genel Meclisi kaldırıldı, büyük şehirler daha çok donatıldı vesairesi. Bir vefadan bahsedecek olursak partililer birbirlerine karşı ne kadar vefalı? Ya orada genellikle biraz sıkıntı var. Niye? Yeni gelen eskileri istemez. Bu genel doğal bir şeydir. Yani yeni gelen eskiyi görmek veya eskinin piyasada olmasını istemez. Ben genellikle şöyle yorumlarım onu. Ben koltuğumu dolduramıyorsam o koltuk boştur. Başkaları doldurmak ister. Koltuğumu evet. dolduruyorsam zaten başkalarından korkmam. Koltuğum doludur. Kimse gelip oturamaz. Evet. Şimdi eskiler genellikle tabii daha sıkıntısını da çekmiş, tabanda da karşılığı daha fazla olan, genel manada söylüyorum bunu, farklı da olabilir. E tabii yeniler o konuda biraz sıkıntı çekiyorlar. Eskinin yanında gölgede kalmış olmak veya buna benzer veya yarın işte başka bir başkanlık, milletvekilliği veya başka bir şey varsa bir rakip daha yanında istemez. Bu genellikle bu yaşanıyor. kıskançlık e, dürtüleri midir? Ya işte doğal kıskançlık ne dersen de buna bir bakkal yanda başka bir bakkalın açılmasını istemez. İstemez. Siyasette bu mu? Bir Peki, siya, hiç istemez. siyasette devamlılıkta dost ve vefa ile birlikte güzel kılan da bu değil mi? Niye böyle bir e, yalnızlaşma tek adam rolü üzerinde veya ben dün belediye başkanı yarın yerinizde ben olabilirim veya siz benim yerimde olabilirsiniz. Burada daha güzel olması gereken. Evet siz çok iyi hizmetler et, e, ettiniz. E, burayı az çok iyi biliyorsunuz. Sizden yararlanmam gerekir. Sizin de benden yararlanmanız gerekir ilkesine inanmak değil mi bu? Ya doğrusu o da ama fakat uygulamadı için olmuyor. Sonra bunlar hepsi unutuluyor. Hatta ama? şöyle diyelim yani bize e, kendi döneminde tavır koyan, Acaba. Halbuki geçmişte çok samimi olduğumuz Ama bir göreve gelmiş tavır koyuyor Sonra görevi bitiyor yanaşıyor tekrar e Aynı sistemi o öteki yeni gelenden şikayet ediyor ya Geminin dümeni elinde olduğu sürece mi? E, o olsun. kadar ha. Yani o ondan Ben diyelim benden önceki O ondan sonra gelene O ondan evet. sonra gelene Ya sen de bana aynısını yaptın Şimdi ondan şikayet ediyorsun ama evet. Hani bizde bir şey anlatırır Bir belediye başkanı derler Ayrılırken üç tane zarf yazsın ayrılsın kendinden sonrakine. Birincisi geldiği zaman diyor, ilk yaptığı, ilk hizmet yapacak millet bir şey bekleyecek. Geçmiş başkanı karalasın, şöyle yatırdı, şöyle batırdı desin. İk, 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 i̇kinci şey, o bir dönem onu götürür diyor. Sonra düğüne baktı sıkıştı, millet gene çıkıyor. İkinci zarfı atsın diyor. O zarfta da genellikle başkalarını gene iktidarı şunu bunu bize yapmıyorlar diye şey yapsın. Gene bir müddet götürürüm diyor. Üçüncü zarfı alsın diyor. Üçüncü zarfı kendinden sonra geleceği nasihat yazsın. Aynı mesajı Peki. Ee, başkanım çok teşekkür ederim. Çok hızlı aslında Biz program. Biz teşekkür gitti. ediyoruz. Ee, bu arada değerli izleyiciler şehrin gündemi programının sonuna gelmişken bir fıkra ile kapatalım. Başkanım aslında onu çok güzel söyledi. Belediye başkanlığı döneminde de kendisinin şu an iş adamı ve inşaat sektöründe de mücadele ettiğini enerji... E, hizmetinde de bulunduğunu biliyoruz. Buradaki en önemli şey şu, bir vatandaş bulunduğu belediyede ve o belediye sınırları içerisinde haç serbestli istediği imarı elde etmek gibi bir hayranlığı var. Bunu temel fırkasıyla sonuçlandıralım. Temel'in Amerika'ya gidişinden bahsedelim. Amerika'ya gittiğinde 30 katlı bir bina yapmak ister ve belediyeye gider. Belediyeye gidince belediye bir proje getirin, 30 kat yapabilirsiniz diyor. Neyse 30 katı yapıyor rahatsızlık veriyor. Ya diyor ki ben gidin bir üç kat daha atayım diye tekrar gidiyor böyle. Diyor üç kat daha atabilir miyim? Projeyi getir inceleyelim. Projeyi götürüyor inceliyorlar. Atabilirsiniz taşıyabilir diyor. Neyse o üç katı 33 yapıyor. 33'ten sonra 36 yapmak istiyor. Tekrar gidiyor. Belediye inceliyor. Diyor ki efendim burası iki kata yapabilir. Ya demiş kardeşim siz de onu yapabilir. Bunu yap. bırakmadınız. Bir ağız tadıyla bir kaçak kat atsaydım demiş. Bizim toplumumuzun da böyle bir özelliği var. Siz istediğiniz kadar yasa geliştirin, maddeler uygulayın ama nefis bir fazlasını istiyor. Sanıyorum belediyelerimizde, başkanlarımızın da, bakanlarımız veya vekillerimizin de böyle insani bir nefsi var. Bir fazlası bir fazla koltuk diye geçiyor. İnşallah gerçek dostluğun oldu ve herkesin birbiriyle saygıyla e, yad ettiği bir, bir sevgi e, makamı olsun dileklerimizden kapatalım. Bir başka şehrin gündeminde buluşmak üzere efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Ben de,